Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar ev işlerim YouTube kanalıma. Evet, sizlere bugün güzel şahane bir sıralı mekik oyam var. Onu hazırladım. Hemen size bu oyamı göstermek istiyorum. Bu şekilde sıralı bir model. Çok harika. Seveceğiniz bir model arkadaşlar. Yemenileri süsleyecek ve güzel olacak bir model. İstediğiniz renklerde yaparsınız. Düz tülbentlere de çiçekli yazmalara da çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet, hemen yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, burada alt ipim ve mekiğimde olan tarafı düğümledim. Ucunu da yaktım arkadaşlar. Sağlam olsun, çıkmasın. Siz de öyle yapın. Evet, hemen bu pozisyonu aldırıyorum. Ve İlk mekik ilmeğimi bu şekilde attım. İkisini bir araya bağlıyorum burada. Evet, bağladım ve parmağımı içine alıyorum. Buraya bu şekilde 8 tane ilmek yapacağım. Heh, 8 tane ilmeğim oldu. Bir tane daha ilmek yapıyorum hemen. Kirpik yaptım. Daha sonra 8 ilmek daha yapıyorum. Evet, 8 ilmeğim oldu tekrar. Bir tane daha hemen. Kirpik 8 ilmek daha. Evet, 8 ilmeğim oldu. Buraya tekrar bir tane daha ilmek yapmak istiyorum. 8 ilmek daha yapıyorum. Evet. 8 ilmek. 3 tane ilk başta 3 tane ilmek olması gerekiyor. Şu kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Kök kısmından başlıyorum. Burada alt ipimi asılıyorum. Evet, bu şekilde alt ipimi asıldım ve kök kısmını oluşturdum. Evet arkadaşlar, bu aşamada oyamın tersini çevirdim. Farkındaysanız. Burada devam ediyorum hemen. Çalışmaya. Üst kısma geçiyorum. Şu kısmı yapacağım. Buradaki kısmı yapacağım şimdi. Dım. Ve kirpik yapacağım. Evet. 10 tane daha ilmek yapıyorum buraya. Evet. Bu aşamada alt ipimi birleştirmek istiyorum. Alttan verin arkadaşlar. Çalıştığınız ipin altında olsun. Birleştirdiğiniz alt ip. Evet. 2 kere girdim. Ve parmağımı arasına aldım. 8 tane ilmek yapıyorum buraya. Evet, 8 ilmeğimi yaptım. Hemen ipimi bu şekilde alıp geçiriyorum. Buruk olmasın arkadaşlar. Geçirdiğimiz yer ve bir tane ilmek atıp
Boyamı çeviriyorum hemen. Buraya 8 tane daha ilmek. Evet, 8 ilmeğimi attım. Bu kısmı yapıyoruz. Bir tane kirpik yapıp 8 tane daha ilmek. Evet. Bu sefer 2 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini buraya bağladığımız yer oluyor. Hep 2 yapacağım. İlk de 3, daha sonrakilerde 2. Kök kısmının yapılışı öyle. Evet, bu şekilde ipimi asıldım. Kök kısmım oldu. Şimdi oyamı ön yüzünü çeviriyorum. Kökün ters tarafı. Buraya 10 tane ilmek atıyorum hemen. Evet. Tekrar kirpiklerimi yapacağım. Evet. Tekrar burada birleştiriyorum. Aynı işlem. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Kök kısmını yaptım. İpimi asıldım. Evet, bu şekilde çimen tarafını hazırladım. Arkadaşlar, ayrıca burası da başı başınca modeldir. Modelimiz çıktı. Sıralı oya olarak bunu tülbentlerimizde, yemenilerimizde kullanabiliriz, takabiliriz. Evet. Videolarımı beğenide bulunup abone olmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Böylece daha çok arkadaşlara ulaşırız. Paylaşımda yaptığınızda. Evet. Şimdi ben bu aşamasını gösterdiğimde diğer tarafa geçmek istiyorum. Buradan devam edeceğim oyama. Yapımını, başlama aşamasını orada size gösterdim. Evet, aynı sayıda burada devam ediyorum. Çiçeğimi yapacağım. Çiçeğimden önce buraya bir tane de evet, yünü burası. Buraya bir tane kirpiksiz dal yapmak istiyorum. Aynı diğerinde kaldığım yerdeyim ve buradan devam ediyorum. Masın. Buraya 10 tane. Burada 23 ya da 25 tane ilmek atacağım. Toptan olacağı için. Evet arkadaşlar, buradaki kısmı yapıyorum. Çiçeğimden önceki aşamayı, bu kısmı yaptım. Kirpik koymadım. Burada tekrar alt ipimi birleştiriyorum. Ve kök kısmını yapmak istiyorum burada. Evet, kökümü yaptım. Boyamın düz tarafını çevirip buraya 15 tane mekik zincir atmak istiyorum. Evet, 15 tane ilmeğimi yaptım buraya. Burada hemen
ipimi birleştiriyorum. Diğer ipimi de alıyorum. Burada ipimi ekliyorum önce. Evet. Daha sonra buraya dolgu yapacağım için ayırıyorum. Evet, ilk ilmeğimi bu tarafıma koydum. Diğer tarafıma da ikisini de üstten geçiriyorum. Evet, bu tekrar bu üst taraftakine geçtim. Buraya da ikisini altta. Burada ikisini de üstte. Bu kendi dilinden genişleyecektir arkadaşlar. Burayı üçgen tutmamız önemli. Evet. Burayı sayıyorum 15 tane. Evet. 15 tane yaptım. Ve yüz tarafını çeviriyorum. Parmağımı da içine alıyorum. Bu şekilde yüzünü çevirdim. Buraya 3 tane ilmek attım. Ve kirpik yapacağım. Biraz sökülmüş mekiğimi. Mekiğimi büktürttüm. Evet, kirpiklerim bu şekilde. Her kirpik yapımımın arasına 4 tane ilmek atıyorum. 1 2 3. Evet, bir tane daha. Evet. Kirpiklerimi yaptım. 2 tane daha ilmek attıktan sonra hemen alt ucumu çekiyorum. Bu arada ikisi de sarıya denk geldi. Alt ve çalıştığım ipim de sarıya denk geldi. Evet arkadaşlar, bir tanesini yaptım. Şu alt ipimi buradan alayım. Tekrar buraya aynısından bir daha yapmak istiyorum. Bu şekilde. Buradaki ipimi de buradan aşağıya alıyorum bu şekilde. 2 tane attım. Daha sonra hemen açıyorum burayı üçgen halde. Ve buraya dolduruyorum. Evet. On beş tane yapacağım buraya arkadaşlar. Evet, aynısından bir tane daha yapıp döneceğim. Evet, bu aşamada son yaprağımı da yaptım.
çiçeğimin yaprağını. Sonra yukarıdaki ipi aşağıya alıyorum. Evet, onu aşağıya aldım. Geriye alıyorum, koydum. Daha sonra yeşil ipimi elime aldım arkadaşlar. Yeşil ipimden devam edeceğim buradan sonra. Evet, 15 tane buraya ilmek attım. Daha sonra alt ipimi burada birleştiriyorum. Parmağımı da arasına alıyorum. 8 tane ilmek atacağım buraya. Evet, 8 ilmeğimden sonra buraya geçirip bir tane ilmek atıyorum ve çeviriyorum bu şekilde. Evet. Daha sonra buraya 8 tane ilmek atacağım. Aynı kökümü yapıp geleceğim. ...25 tane zincir yaptım. Evet, bu şekilde devam ediliyor. Güzel modelimiz. Sıralı oyamız arkadaşlar. Evet. İpim burada takılı kalmıştı. Onu alıyorum. O sağlamdır. Hiçbir şekilde açılıp sökülmez. Evet. Bu harika oyamızın tamamen yapımı bu şekilde, her detaylarını anlattım sizlere. Herhangi bir tülbentlerimize de bulabilir. Benim burada buna tülbentim var. Hemen size nasıl geçirecekmişim. Renkleri de uydu galiba. Bu şekilde göstereyim. Evet. Çok da hoş. Evet, sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın. Videolarımı beğenide bulunup abone olmayı unutmayalım. Paylaşımlarınızı, değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun.